Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben yetime bakan bu iki parmak gibi yan yana oluruz. Peygamber Efendimizin tam ahirette de beraber olmak büyük bir en büyük isteğimizdir. Onda yetimlere bakmak en büyük sevap, yani onun ecri o kadar büyüktür Allah indinde. Merhametli olan Allah Azze ve Celle, o yetimlere bakana büyük bir lütuf verir. Şimdi bu, işte bu musibetten sonra epeyce aileleri vefat eden yetim çocuklar kaldı. Şimdi de hani ailelere vermek isterler. Onlar yani iyi bu mesele. Evlatlık değil de evlatlık İslam'da yok. İslam'da yetime bakarsın ama anasını babasını bilmesi lazım. İslam dini temiz din olduğu için böyle şey soylar moylar karma karışık olmaz. Nereden geliyorsa, nereden kimin çocuğuysa onu bilmesi lazım. Babasını, atasını, dedesini bilmesi lazım. Onun için evlatlık yoktur da bu şimdi koruma aile falan diyorlar. O olur. Çünkü o kimin oğlu olduğu belli olur. Yani bu bakımdan zaten bazen işte evlatlık veriliyor. İnsan haberi olmuyor. Duyunca bu babası anası olmadığını duyursa duyunca adam ne kadar yaşta olsa olsun bir yıkım oluyor kendisine. Psikolojisi bozuluyor, şey yapıyor. Yani onun için İslam dini insana en güzel şeyi veriyor, en güzel lazım olanı veriyor. Ne olacaksa veriyor. Onun için bu yetimlere bakmak, onlara yardım etmek, onları terbiye etmek büyük bir sevaptır. Onu yapabilen, yapmak isteyen de çok insan var Allah'ın izniyle. İnşallah onlara da bir faydası olmuş olur. Yani bu Allah Azze ve Celle'nin emridir. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde daha doğmadan babası vefat etti. 4 yaşındayken annesi vefat etti önünde. Yani bu Allah'ın takdiridir. Onun için o yavrulara bakan insan büyük bir sevaba girer. Yapabilecek insan bunu yapması lazım. Yapamayacaksa yapacak çok var ondan başka. Hani kendini yapamayacağı yük altına koymak gerekmez. Hani ben yapacağım diye. Çünkü şey, binlerce insan var. Evlatlar yok, şeyler yok. Ona bakıp büyütürler. Onun ecrini de alırlar. Allah razı olsun o yapabilenden. Yapamayandan da Allah razı olsun gene. Ve minallah tevfik. El-Fatiha.